3 kişiyi öldürüyor. Ondan sonra arabasına gidiyor. Bu ara takip ediliyor, görüyor. İnsanlar polisi arıyorlar. Polis yok. Arabasına biniyor, başka bir yere gidiyor. Orada da takip ediliyor. Birisi polise ulaşmaya çalışıyor. Polise ulaşılamıyor. İkinci yere gidiyor, 6 kişiyi öldürüyor. Tekrar arabasına biniyor, eve gidiyor. Polis hala yok. Yani biz burada New York diye bir şehirden bahsetmiyoruz. Yani Hanau, yani 95 bin nüfusu olan küçük bir şehir. Polis sonuna kadar yok. Yani evine giriyor, polis gene yok. Sonra işte yarım saat, 45 dakika sonra falan geliyor, arabayı tespit ediyorlar. Ama orada insanlar ölmüş. Yani açıkçası başka bir yere daha gitseydi, 3 kişiyi öldürdükten, 6 kişiyi öldürdükten sonra tekrar başka bir yere 20-30 kişi daha öldürebilirdi. Belki 100 kişi öldürebilirdi. Polis hala yok ama mermi var. Neden ondan sonra devam etmemiş? Büyük bir soru işareti. Eve gitmiş. Neden? Belki de beni takip ediyorlar, yakalayacaklar falan, artık onu bilemeyeceğim. Şimdi bu insanlar, aileler duyuyor. Hoymark'ta ya da işte Kesselstadt'ta bir şeyler olduğunu duyuyorlar. Küçük bir yer. Herkes bir şey söylüyor. Onlar kendileri oraya gidiyorlar. Bütün gece insanlar orada bekletiliyor. Bütün gece. Ya hiç kimse onlara gelip bir şey anlatmıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Ondan sonra geliyorlar sanki bir liste gibi, ölen kişilerin ismini okuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki işte bu kadar. Hiç kimse onlarla ilgilenmiyor. Yani burada siz bir aile ferdinin öldürüldüğünü duyuyorsunuz şu an. Bir doktor yok mu? Bir psikolojik yardım yok mu? Hiçbir şey mi yok? Hiçbir şey yok. Çetin Bey bana, Gültekin, kardeşini kaybeden bana dedi ki, ya dedi, ben anneme babama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Bana lütfen yardım edin. Ben kendim hazmedemiyorum. Şimdi gidip onlara söylemem lazım. Nasıl söyleyeceğim? Nasıl anlatacağım? Ya en azından bir bana doktor ya da bir psikolojik bir yardım verin ki ben kendim hazmedemediğim şeyi annemle babama nasıl evlatlarını kaybettiklerini söyleyeceğini bilmiyorum. Yani bunlar nasıl insan, açıkçası anlayamıyorum. Yani bunlar hiç mi baba değiller? Bunlar hiç mi insan değiller? Bunlar hiç mi kardeşleri yok? Bu nasıl bir şey, ben kendime bir türlü anlatamıyorum. Şimdi bu bir Alman olsaydı, kusura bakmayın, her zaman bunu söyleyen insan değilim ben. Enes Uğ'da Alman polis memuru öldürüldüğü zaman annesine bildirmek için yanlarında birileri götürüyorlar. Aileyi tanıyan birisini, bir rahip, belediye başkanını. Ondan sonra anneye diyorlar ki işte kızınız öldürüldü. Orada onlara hemen psikolojik yardım sağlanıyor Alman olduğu için. Ondan sonra diyorlar ki şimdi sizin ifadenizi almamız lazım ama tabii ki şimdi değil. 10 gün sonra işte tekrar sizinle görüşürüz. Kendi evinde ifadesi alınıyor. Bizim Türk vekillerim, ailelerini kaybedenler karakola çağrılıyor. Aynı gün, aynı saat. Yani Enes Uğ'dan çok öğrendik dediler. Hiçbir şey öğrenmemişler. Kurumsal ırkçılık değilse peki ne? Yani size soruyorum. Kurumsal ırkçılık değilse ne? Alman olsaydı bunu böyle yapmazlardı. Kesin yani. Katil, sonra da kendisini öldüren, psikolojisi bozuk birisi, paranoid şizofrenik hastası. Yıllardan beri tespit edilmiş bir hastalığı var. Polise saldırmış, sonra polis onu kendisi hastaneye aldırtmış falan, babası çıkarmış. Yani böyle birisinin nasıl silah sahibi olma yetkisi olduğunu hala anlayabilmiş değilim. Bu bir yabancı olsaydı açıkçası, yani Alman vatandaşı ama yabancı isimli birisi, hayatta silah sahibi olamazdı. Yani bu insan sadece silah sahibi değil, silah atış dersleri almış, hazırlanmış yıllarca. Yani bu nasıl olabilir? Böyle bir şey nasıl olabilir? Demek ki hiçbir şey öğrenmemişler. 95 bin nüfusu olan bir şehirde siz polisin acil hattını arıyorsunuz. Sadece bir kişi çalışıyor o gece. Mesela 3 tane cinayet işleniyorsa o şehirde sadece bir kişi ulaşabiliyor. Geri 2 ya da 3. kişi maalesef meşgul çalıyor onlara. Yani Avrupa'nın göbeğinde oturuyoruz. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Nasıl olur da 95 bin nüfusu olan bir şehirde sadece bir memur acil hatta o akşam görev yapabilir? Açıkçası 17 senelik avukatım, böyle bir şeyin mümkün olacağını düşünmemiştim. İlk cinayetler işlendiği zaman katil arabasıyla başka bir yere gitti. O zaman polise ulaşılsaydı, o zaman 6 kişi ölür müydü, ölmez miydi? Tabii bilemeyeceğiz ama polise ulaşamaması bile büyük bir skandal. İçişleri Bakanı diyor ki ya işte o akşam maalesef teknik arıza. Ya burada insan öldü. Ya ne demek yani, bunun sorumluluğuna üstlenecek kimse yok mu? Yani bu nasıl olabilir?
Yani bunun cevabını alamıyoruz. Ya kusura bakmayın ya. Ne demek kusura bakmayın? 9 kişi ölmüş. Aslında ailelerin o kadar çok beklediği de yok, biliyor musunuz? Milyon verseler evlatlarını geri getirmeyecek. Onların sadece bekledikleri işte bu soruların cevaplanması. Birisinin bu sorumluluğu üstlenmesi. Sadece işte Cumhurbaşkanı'na Berlin'e çağırmakla işte iki tane söz söylemekle olan bir şey değil. Niye o gece sadece bir kişi acil hatta görev yapıyordu? Bu insan neden silah ruhsat sahibiydi? Bunların cevaplarını bekliyor insanlar. Aslında fazla mı bekliyorlar? Hayır, en normal bir şeyi bekliyorlar. Ve hiç kimse onlara bunun cevabını vermiyor. Yani neticede onlar kendi evlerinde 24 saat bu şeyle yalnızlar, biliyor musunuz? Yani hep de yalnız olacaklar. Bir hafta sonra da, bir ay sonra da hep aynı. Benim istediğim en azından sorularının cevaplanması ve bir şekilde hayatlarına mücadelesiz devam etmeleri. Yani bunun tekrarlanmayacağı için her şeyi yapılacağını görmek istemeleri. Çok zor bir şey, biliyor musunuz? Bir hukukçusunuz, ikinci bir de insansınız. Bir de anneyim, benim de bir evladım var. Onlar evlatlarını kaybetmişler. Ne yapsa Almanya, bu evlatları onların geri gelmeyecek. Hayatları bir şekilde bitmiş bir durumda şu an. Sedat Gürbüz'ün annesi Emiş Gürbüz, mezarlık benim oturma odam oldu dedi. Yani insan çok üzülüyor. Dediğim gibi ben de anneyim. Şimdi onlar sorduğu zaman ben onlara hukukçu olarak iyi bir cevap vermek istiyorum. Veremiyorum. Neden? Çünkü bunların hiçbirisinin üzerinde emniyet ve savcılık durmamış, yani polis teşkilatı. Hiç sormamışlar bile. Bunun sorumluluğunu birisi üstlenmesi lazım. Hiç kimse üstlenmiyor, biliyor musunuz? Yani hiç kimse demiyor ki ya bu konuda bir hata yapıldı. Bunu hata bile kabul etmiyorlar. Yani bir şeyi değiştirmek istiyorsanız bunun bir hata olduğunu görmeniz lazım, değil mi? Yani bunun hatasını görmedikten sonra ne değişebilir ki?